Bilinen bir söz var. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Sen sıfır, 20 yıl bu ülkeyi yönettiniz. De o ok, 30 küsür milyar deprem vergisi, onu bari deprem için harcasaydınız ya. O, aldığınız deprem vergileriyle çadır ya, alsaydınız, bırak önleyici tedbiri, kentsel dönüşümü, jeolojik yeni denetimleri falan, binalardan karat alma, alıp hangi bina sağlam, hangi bina çürük, bunları yapmadınız da, şu deprem vergileriyle çadır alsaydınız, milleti 8 gün boyunca bu soğuğa, öldürücü soğuğa mahkum etmemiş olurdunuz. Bir ayıp. Kusura bakmayın. Devlet Bey, esip gülüyor geleceğim ona şimdi. Devlet burada hakikaten sınıfta kalma ötesinde bir ayıba bir günaha ortak olmuştur. Tayyip Bey 2003 depreminde ne ihmali kardeşim diyor. Bu görevin gereğini gere, görevin gereğini yapmamaktır diyor. Do. Şimdi biz ihmal deyince hopluyorlar. Tayyip Bey sen öyle demiyordun eskiden. Deprem olunca gülüyordun. Böyle bir tablo. Şimdi Afat için Süleyman Soylu dedi ki 7300 personeli var. 7300 kişiyle biz bunu nasıl yapacağız? Kızılay niye bitirdiniz? Kızılay niye bitirdiniz? Aa, diyor ki bu sayıda afeti yönetmek mümkün değil. Afat bir koordinasyon kurumu. Süleyman Soylu'nun ağzından çıkan cümleler. Peki tam da bu bizde yönetemedin, koordine edemedin diyoruz Süleyman Soylu. 20 yıldır bu, bu fay haritası ortada. Süleyman Soylu böyle diyor mu? Erdoğan da duruma hakimiz diyor. Çadırlar kuruldu diyor. Biri başka söylüyor, biri başka söylüyor. 1999 tecrübesi ortada. Ve bunlar 1999 depreminden 3 yıl sonra devleti teslim aldılar. 21 yıl yönettiler. Ve biz şimdi 1999'dan gerideyiz. Nasıl gerideyiz? Şimdi 1999 depreminde asker seyyar hastanesiyle, çadır kentiyle, seyyar mutfakla öğlen de oradaydı. 6 saat sonra oradaydı. Asker enkazın başındaydı. Bütün ekipmanıyla, donatımıyla, aleti edevatıyla. Bu askeri üç gün niye beklettiniz kardeşim? Neden üç gün bu askeri beklettiniz? Ya depremde en iyi kurtarma marifetine sahip olan madenciler niye üçüncü günde geldi ya? İki gün niye getirmediniz onları? Milletin enkazda ölmesini mi, inlemesini mi beklediniz? Zevk mi aldınız bundan? Sormayalım mı bunları? Bunları soracağız. Asker neden üç gün sonra geldi? Soru bir. Soru iki. Afat neden bir türlü organize olamadı? Organize etmekten sorumlu Afat kendisi organize olamadı ki gelen belediyeleri yönlendirsin. Yönlendiremedi de. Eli ayağına dolaştı. Üçüncü soru. Madencileri neden geç yönlendirdiniz? En kurtarmadaki, en arama kurtarmadaki en maharetli kadromuzu Niye üçüncü günde gönderdik oraya? Dördüncü soru. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde termal ve sismik arama cihazları var. Hani teröre karşı kullanan mağaradaki teröristi tespit eden insanın vücut ısısına dayalı. Ben bunları ilk gittiğimde hiç görmedim. Ben oraya gittim, iki gün kaldım, Ankara'ya geldim. Ankara'da bir buçuk gün kaldım. Tekrar gittim. Yani dördüncü günde o termal <laughs> Dronla ya da ellen en kazı dolaşıyorsun. E, aşağıda canlı vücut canlı insanın bir vücut ısısı var 36 derece. O derece o cihaz yakalıyor. Aşağıda canlı insanı tespit. Bu cihazlar niye 3 gün sonra geldi diye sormayalım mı ya? Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 6 saatte seyyar mutfak, seyyar hastane, çadırken kurması imkanı varken neden 3 gün geciktiniz diye sormayalım mı? Ve Akdeniz'de, Ege'de yüzlerce hatta belki binlerce otel bomboş dururken depremzedeleri yerleştirmek için üniversiteleri kapatıp öğrenci yurtlarına depremzedeleri yerleştirerek neden eğitime ara verdiniz? Eğitim örtüme ara verdiniz. Gücünüz yetmiyor mu otellere? Bir kısmı belki gönüllü zaten. Depremzede yerleşmeli devlet onları kuruluğa almalı itirazım yok. Ama boş otel varken öğrenciyi yurttan Kargatolumba çıkarıp oraya depremzede yerleştirmek doğru mu? Bunu neden yaptınız? Bunu da bu millete açıklayın. Ve <laughs> afatı neden ideolojik sadakate göre yapılandırdınız? Ve deprem vergileriyle neden hiç deprem adına bir keli bir cümlelik bir iş yaptık diyebileceğiniz bir şey benim önüme toplumun önüne koyamıyorsunuz? Neden? 20 yılda biz depremle ilgili şunu yaptık kardeşim diye bir cümle istiyorum. Bir cümle. 20 yıllık AK Parti bir cümle istiyorum. Önüme koyulacak. Yok. Koyamıyorlar. Neden? Bunları sormayalım. Bunları sorduk, sormaya devam edeceğiz. Şimdi acımız var. Hala enkazların altında e, ölülerimiz de var. İnşallah Allah'ın mucizeleri bitmez. Belki yeni sağ kurtulanları göreceğiz. Onun için bu çok konuşmayan halimizdir. Şimdi bir felaket var. Bir felaketi bahan edip seçimden kaçma hevesini de bu arada gözlüyoruz. Felaketi bahan edelim seçimi öteleyelim. Neden? Bak Erdoğan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletten aldığı yasama yetkisinin son 124 günündeyiz. Bak Erdoğan, senin milletten aldığın yürütme yetkisinin 124 günü kaldı. Bitiyor sonra. 124 125. gün o yetki senin değil, milletin. Ve depremin ağır sonuçları çok açık olarak yürütmenin beceriksizliği, yürütmenin koordinasyonsuzluğu, yürütmenin ihlali, i, ihmali ve devletin liyakattan yoksunlaşması iken Erdoğan seçimi öteleyerek hesap vermekten kaçamaz. Hesabı millete vereceksin. Hem de ister 14 Mayıs'ta ister 18 Haziran'da. Bunu şunun için de istiyoruz. Memleket ve millet ağır yara almış. Millet yarasını kimin saracağını belirlemelidir. Millet yaraları kimin saracağını, sorunları kimin çözeceğini çözeceğine karar vermelidir. Sen bu kararın önüne geçemezsin. YSK üzerinden seçimleri öteleyerek. Erdoğan bırak yaraları kimin saracağına millet karar versin kusurlarını depreme sığınıp seçimi bir yıl erteleyerek örtemezsin. Bu millete o hesabı vereceksin. Hadi 14 Mayıs biraz erken 18 Haziran. 125 gün var. 3 ay var. Mart, Nisan, Mayıs 3 tam ay var. 4 ay var. 4 ayda zaten bir yılda da sen bütün binaları bitiremeyeceksin ki. İnsanların başını kuruluğa koyacağız ve insanların önüne gideceğiz. O depremzedelerin önüne de gideceğiz. Yeni vekillerinizi ve yeni devlet başkanını seçin. Bu yaraları kim sarabilir? Kararı siz verin diyeceğiz. Seçimi erteleyerek, seçimden kaçarak, milletin kantarına çıkmaktan kaçarak kurtulamazsın.